Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bekir Ağırdır konuğum, Konda Araştırma'nın müdürü. Bekir'le seçim sonrası yaptık ama şimdi çok daha kapsamlı, önümüzde ileriye yönelik bir yayın yapmak istiyoruz. Hoş geldin Bekir. Merhaba. Başlığı yepyeni Türkiye mümkün mü diye koydum. Bu yepyeni Türkiye'yi ben uydurdum biliyorsun. Erdoğan'ın yeni Türkiye. Ama soru yanlış. Her zaman mümkün tabii. Mümkün mü eki yanlış. Eyvallah. Ama yine de biz bunu tartışacağız. Ama onaya gelmeden önce tabii ki en gündemde olan maddeyle başlayalım. Aslında bunu konuşmak bile rahatsız edici ama seçimlerin iptali mümkün mü? Ne diyorsun? Bence değil. Artık geçti o. Yani hatta benim şöyle bir kanaatim var. Yani ilk gece, yani 31 Mart akşamı olan bitenlere baktığımız zaman iktidar bloku o gece kabullenmişti sonuçlar aslında. Benim yorumum Tayyip Bey'in öfkesinden kurtulmak için yerel örgütlerin böyle bir gayret keşliğiydi o. Ama Tayyip Bey Ankara'ya o gece dönüp Balkan konuşması yaptıktan sonra gördü ki muhalefet bloku ilk defa moral üstünlüğü ele geçirdi, psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. O zaman bu tartışmanın o moral üstünlüğü geri almak konusunda bir yardımcı olabileceğini düşündüler ve sahip çıktılar diye düşünüyorum ben. Gerçekten öyle midir, değil midir bilmem ama benim gözlemim o. Pratik olarak artık mümkün olduğunu sanmıyorum. Ama hala şu olasılık da var bence. Yeniden sayım yolu açılabilir. Yani duyumlarımız ya da hissettiklerimiz o ki Yüksek Seçim Kurulu üzerinde veya İl Seçim Kurulları üzerinde müthiş bir baskı var ya da tartışma ortamının sürekli bu şekilde diri tutulması da bunu gösteriyor zaten. O zaman YSK iptal ederek bütün siyasi sorumluluğa da baştan başa ortak olmak hatta sahiplenmek yerine hepsinde İstanbul'da yeniden bütün ilçelerin sayımı diyebilir ve topu karşı tarafa atmış olur. Yeniden sayımda ne çıkar ayrı tartışma. Ama yeniden sayım. Ama tümünün iptalini artık beklemiyorum. Ama yeniden sayım olasılığı var. Diyelim ki Binali Yıldırım çıkarsa bunu kamuoyunun kabulü falan olabilecek. Hayır, kamuoyunun kabulü her halükarda iptal de olsa, yeniden sayılsa da artık kabul olmaz. Benim kanaatim ve benim gözlemim AK Parti seçmeninin de, yöneticilerinin değil ama seçmeninin de kabullendiğidir. Yani o gece hatta hatırlarsan hiç kimse, hiçbir yerde neredeyse olay olmadı. Yani seçim kampanyası boyunca kullanılan dille o gece yaşananlar bile gösterdi ki seçmenleri ve tabanlarıyla politikacılar arasında müthiş bir açıklık var. Herkes gayet sakin kabullendi. Ertesi gün metroya bindiğin zaman da hiç kimsenin öyle bir şeyi yoktu. Tabii ki şaşkınlık. Yani bizim seçimlerin ardından, her seçimin ardından hemen bir hafta sonra yaptığımız bir toplumsal psikoloji araştırması var. Onun temel bir bulgusundan söz edeyim. AK Parti ve MHP seçmenlerinin birinci duygusu şaşkınlıktı. Yani ama kabullendiler hani öfke değil. Peki buradan değil. Hareketle şöyle bir spekülasyon yapmama ne dersin? Şöyle ya da böyle seçimin iptali durumunda Binali Yıldırım'a oy vermiş bir takım seçmen sırf hakkaniyet duygusuyla İmamoğlu'na oy verir. Şimdi o ayrı bir bahis. Yani hala çünkü bizim tespitimiz seçimin sandıkların geçici sonuçları üzerinden elbette. Sayısal analizini de yaptığımızdaki gelecek hafta yayınlayacağız kamuoyuna ama bugün tamamladık. Buraya gelmeden de son imzasını attım geldim. Bloklar arasında oy geçişi yok. Gerçekten hala yok. Bu seçim sonuçları itibariyle de yok. Ama iktidar blokunun seçmeninde eksilme var. Yani sandığa gitmeme var. Kendi içinde AK Parti ile MHP içinde geçişkenlik var elbette ama AK Partili bir seçmenin CHP'ye geçişi yoktu. Şimdi dolayısıyla benim beklentim yenilenme ihtimalinde AK Partililerden de oy gelebilir mi? Gelme ihtimali elbette vardır ama asıl büyük tepkinin seçime katılmamak yönünde olacağını sanıyorum. Yani AK Parti seçmeninde. Büyük oranda sandığa gitmez. Yani dolayısıyla da AK Parti bütün bu iptal zorlamasından beklediği sonucu alamaz ve çok büyük hayal kırıklığı da çıkabilir. Yani o nedenle zaten siyasi iktidarın yenilenme riskini artık bu saatten sonra göreceğini sanmıyorum. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ben bir ara böyle bir yorum yapmıştım. Yani Erdoğan burada, biz aslında kaybetmedik ama Yüksek Seçim Kurulu bu karara vardı diyebilmek için uzatıyor. Aynen öyle. Hem de moral üstünlüğü ele geçirmeye çalışıyor. Yani ilginç bir şey oldu.
yani 31 Mart'a kadar olanlar ayrı ama 31 Mart akşamından beri muhalefet bloku gerçekten hiç hata yapmıyor. Yani ne Ekrem Bey, ne CHP, ne İyi Parti ama özellikle Ekrem Bey, yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Hanım müthiş bir süreç yönetiyorlar. Dolayısıyla hiç hata yapmıyorlar ve hiç bu tahriklere kapılan sert bir hani vermeyiz, alırız, veririz gibi o sert dilden tartışmaya girmiyorlar. Doğrudan Erdoğan'a muhatap olarak hiçbir tartışmaya girmiyorlar falan. Dolayısıyla 31 Mart'tan sonraki süreci gerçekten çok başarılı yönetiyorlar. O yüzden de AK Parti ilk kez, yani uzun zamandır aslında 24 Haziran'da da böyleydi ama savunma stratejisini kurmayı bilemiyor ve de hala eski bildiği saldırı stratejisiyle yürüdüğü için de o zaman hani futbol demeyle dandum futbola dönüyor iş. Burada madem bahsettin oradan biraz gidelim. Mesela belediye meclis seçim ve belediye meclis oturumlarını canlı yayınlıyorlar ve orada sonuçta baktığımız zaman bir tarafta sakin bir İmamoğlu, bir tarafta agresif bir AK Parti grubu. Onu bırak medya ve sosyal medyaya baktığın zaman İmamoğlu o konuşma, meclis konuşmasında yani Büyükşehir Belediye Meclisi konuşmasında şunu dedi haberinden daha çok karşı tarafın öfkesi, yaptıkları, yapamadıkları, hataları konuşuluyor. Dolayısıyla sadece o yayın bile hiç doğrudan kendileri taraf olmadan müthiş bir hamle oluyor. Yani o nedenle psikolojik üstünlüğü bir türlü Tayyip Bey ve iktidar bloku eline geri alamıyor. Peki Erdoğan'ın hemen kısa bir süre sonra ortaya attığı Türkiye İttifakı önermesi ki sonradan onun bir ilginç bir serüveni oldu biliyorsun. Bahçeli itiraz edince Erdoğan üzerinden geçti, revize etti. İlk şöyle ilk atfedilen anlamı çok daha gerisinde bir anlamla tarif etmeye çalıştı. Ama anladığım kadarıyla Türkiye İttifakı meselesini hala tam kaldırmış değiller. Bu Türkiye İttifakı önermesini nasıl tanımlamak lazım? Yani bu muhalefetin inisiyatifi ele almasının, daha fazla ele almasının önünü kesmeye yönelik bir adım mı? Evet, bence taktik bir adım. Yani stratejik olarak gerçekten Tayyip Bey'in veya iktidar blokunun veya AK Parti yönetim kadrolarının böyle bir şeyi arzuluyor olduklarına inanmam benim kendi açımdan mümkün değil. Şimdiye kadar izledikleri siyasete, kurdukları dile ve de 16 yıldır yapılan ve izlenen siyaset tarzına bakıldığı zaman özü itibariyle CHP ile böyle bir ittifak arayışında olmalarının söz konusu bile olduğunu sanmıyorum. Zihin dünyalarında bile. Çünkü şöyle bir psikolojik bariyer var. Sadece onlarda değil ama hani konu onlar üzerinden olduğu için o tarafta en azından muhafazakar ya da mütedeyyin dediğimiz kesimde ve onların nasıl siyaset insanlarında zihin dünyaları ve siyaseti belirleyen zihni parametrelerinden bir tanesi sol düşmanlığı. Sola nasıl bir şey atfediyorlarsa sol düşmanlığı ve bu duygunun o kadar güçlü olduğunu sanıyorum ki ben çoğu hani senin benim bile şaşırdığımız bazı işte eski liberal ya da demokrat görünümlü bugünün karikatür yandaşları dediğim benim insanlar var ya onların bile dürtüleri sol düşmanlığından. Ama neden yan olduklarının farkında değiller. Ama sol düşmanlığı çok güçlü bir duygu bir kere. Bu ayrı bir tartışma konusu ve ayrıca akademik çalışma yapılması gereken şeylerden birisi. Ama benim tezlerimden birisi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Soğuk Savaş döneminde Amerikalılarla beraber kurguladıkları bir şeyin bu topraklarda filizlenmiş olması. Ve o zehri atamıyorlar bir kere. Yani dolayısıyla hiçbir zaman bir AK Partili siyasetçinin samimiyetle CHP ile koalisyon ya da ittifak düşünebileceğini sanmıyorum. Yani bir yerde bir eşik var yani. Ama bugün taktik olarak bunu gündeme getirmenin birkaç katmanı var bence. Bir de bütün kamuoyu CHP üzerinden tartışıyor bu meseleyi ama sanki adres CHP'ymiş gibi. Belki de adres İyi Parti. Çünkü iktidar bloku ve Tayyip Bey'in MHP ittifakından çok memnun olmadıkları sürpriz bir şey değil. Anlaşılabilir bir şey. İlk günden beri de kanaatim o. Ama bir yerde karşılıklı mecburiyet var. Onun için de çok da kurtulamıyorlar. Ama bir fırsat bulsa MHP'yi yedeklemek ister. Hele Devlet Bey'in seçimi yorumlayıp 18.8 bizim oyumuz demesinden sonra bunun gerçeklikte nasıl bir ilgisi var? Sizin rakamlarınız ne söylüyor mesela MHP için? Hayır, MHP için şu, yani AK Parti'den giden seçmenin önemli bir kısmı değil, neredeyse tamamı ya sandığa
gitmiyorlar ya da MHP'ye gidiyorlar. Sadece şöyle bir sayısal hesap söyleyebilirim. AK Parti ile MHP'nin tek elimizde ölçü o. İttifak yapmadıkları 30 ildeğin oylarına baktığımız zaman 24 Haziran'a göre AK Parti'nin oylarında kabaca 7 puan civarında eksilme var. MHP'nin oylarında da 5,5-6 puana yakın artma var. Yani oradan dolayısıyla oraya. Oradan oraya gittiği varsayılabilir. Daha sandık sonuçları elimizde olduğunda daha somut analiz yapmak mümkün ama il bazında en azından böyle bir şey var. Dolayısıyla 18 midir 15 midir bilmem ama MHP'nin görece AK Parti'nin üzerindeki hatırlarsan son seçimden önceki yayınımızda da o beklentiyi söylemiştik. Özgül ağırlığı artacak. Ama MHP şimdi ben 18.8'im dediğinde ve de seçimden önce de örneğin FETÖ'nün siyasi ayağı dediğinde veya şimdi de başka koşullar söylemeye çalıştığında anlaşılıyor ki MHP oldukça yüksek bir yerden yürüyor. Kendilerince de haklı olabilirler. Ama AK Parti MHP'nin bu kadar oyun kurucu rolünden çok rahatsız olacağı da açık. Bunu yedeklemenin yolu benim AK Parti'nin siyaset tarzını okumam için de en rasyonel olanı öyle Türkiye İttifakı falan değil, İyi Parti'ye hamle yapmak. Bunu başarır başaramaz ayrı konu. İyi Parti buna ikna olur veya İyi Parti'nin bir grubu ikna olur olmaz, o da ayrı bir konu. Ama ben eğer böyle bir hamle varsa, hani medyaya düşen el altından ulaklar gitti, haber geldi falan lafları da var. Varsa bile bu İyi Parti ekipleriylendir bir temas diye düşünüyorum. Murat Yetkin yazdı onu biliyor musun? Blogunda Kızılcahamam konuşmasını öyle analiz etti. Herkese uğraşıyor ama bir tek İyi Parti'yi ayırıyor ve İyi Parti'yi muhalefetten koparmaya çalışıyor. Tayyip Bey'in siyaset tarzına bakarsan hatırla 7 Haziran'dan sonra da o ilk 276 meclis çoğunluğunu kaybettiklerinde 2 gün sonra Deniz Baykal'ı köşke davet etti. Deniz Baykal'la konuştu, bir nabız yokladı CHP'ye hamle yapabilir miyim diye. Celal Doğan'ı davet etti, HDP ile bir nabız yokladı. Aslında parantez içinde keşke bu iki siyasetçi anılarını beklemeden bunu o görüşmenin ne olduğunu yazsalar da anlasak asıl hikayeyi. Şimdi de ben Tayyip Bey'in hemen o geceden beri zihninde İyi Parti'yi kurumsal olarak nasıl ikna ederim veya yarısını ya da şu kadarını bu kadarını nasıl ikna eder bölerim hesabı yapıyor olduğu açık. Yani gördüğümüz siyaset tarzının doğal sonucu o çünkü. Yani bu hani burada bir ilginç bir anekdot var. Musavat Dervişoğlu İzmir'de bir açıklama yapıyor, pozitif bir açıklama. Durmuş Yılmaz da Twitter'da o açıklamaya şey diye mention yaptı. İkisi de genel başkan yardımcısı biliyorsun. Tabii. İyi Parti'de. Ya dur bu ne acele, daha yeni el sıkmadı. Ekrem İmamoğlu'nun el sıkmadı diye bir itiraz İyi Parti içerisinde. Ama şimdi İyi Parti'nin pozisyonu belli. İyi Parti hem milliyetçiliğini gizlemiyor, hem de Kürt meselesine bakışını gizlemiyor, hem de HDP'ye formal bakışını gizlemiyor. Nitekim işte yerel seçimlerde Iğdır'da. Evet. HDP'nin adayı kazanmasın diye AK Parti MHP'nin adayını kazandı. Destekledi. Ve kazandı. Kazandı. Şimdi dolayısıyla İyi Parti'ye bu hamleyi yapmaları çok rasyonel. Üstelik de ekonomik kriz vesilesiyle hani ekonomik sorumluluğu paylaşmak CHP'yle falan gibi laflar ediliyor medyada benim gördüğüm kadarıyla. İşte orada tam biraz önce ismini sen de saydın. Durmuş Yılmaz gibi hem duygu dünyaları hem de zihin dünyaları çok birbirlerine yakın. Son zamanlardaki siyasi pozisyonları çok zıt gibi görünse bile ama hani yastığa başını koydukları zaman yan yana durmakta beis görmeyecek kadrolar var orada. Hem ekonomide hem siyasette yan yana durabileceği. O yüzden İyi Parti'ye hamledir bu diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey yok. Dolayısıyla bir genel samimi bir Türkiye İttifakı arayışı olduğu kanaatinde değilim. Şimdi İyi Parti ya da CHP hatta diyelim ki HDP şu anda ilk defa muhalefet 7 Haziran'dan beri ilk defa, çünkü 7 Haziran'ın ömrü uzun olmadığı için evet. Bu daha önemli belki. İlk defa inisiyatifi ele aldı ve hani o kaba tabirle oyun kurucu olma şansını belki de ilk defa yakaladı. Tabii tabii. Şimdi böyle bir yerde gerek CHP, gerek İyi Parti ve gerekse hatta HDP niye yine Tayyip Erdoğan'ın çizeceği bir takım alanlarda top çevirsin ki? Onlar kendileri yeni bir takım alanlar, yeni bir takım projeler geliştiremez mi? Hatta gerekirse geliştirdikleri bu alanda AKP'ye de belli bir yer doğru açarak. Elbette. Yani illa onlar da buna teşnedir diye söylemiyorum. Ama şimdi İstanbul Ankara'yı kazanmış olmanın ürettiği çok somut bir psikolojik mesele var. Nedir o? İster endişeli modernler diyelim, konuda da kullandığımız ismiyle, ister benim kullandığım bizim akvaryum diyelim, kesim. Yani ülkenin
sosyoekonomik bakımdan gelişmiş kesimleri diyelim ya da entelektüel sermayesi ilk kez AK Parti'ye karşı bir seçim kazanmış olmanın coşkusu içinde. Onun için bu coşkunun içinde birazcık aklı selim ya da sayılara bağlı bazı şeyleri söylemenin de oyun bozanlık gibi olduğunun farkındayım. Ama şu gerçeği görülmesi lazım. Başkanlık seçiminde evet Ekrem Bey kazanmış oldu 13 bin, 15 bin ya da 20 bin oy farkla ama mecliste ve Türkiye'deki genel yerel meclisler oylarında hala Cumhur İttifakı'nın oyu %51 küsur, 52'ye yakın. Yani bildiğimiz geleneksel kutuplaşma değişmemiş. Yani Ankara İstanbul'u kazanmış olunca bütün hikaye bitmiş gibi bir zafer coşkusu var ortalıkta ama bir yandan da bu partilerin kurma, yani söz ettiğin CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin kurmayları sayısal analizlere baktıkları zaman genel olarak hala o 5 yılda 7 seçimde süren ana örüntünün sürüyor olduğunu ve iktidar blokunun hala 51 olduğunu görmeliler. Eğer kutuplaşma bu kadar keskinse ki bu bir de hani bunca seçim, bunca seçime rağmen değişmeyen, yani ülkeyi yönetemediğine göre ya da hala bir sürü kriz, bir sürü derin mesele sürüyor olduğuna göre iktidarın pay çıkarılması lazım. Bir de Ağustos'tan beri yaşanan ekonomik derin sarsıntıya rağmen kutuplaşma çözülmemiş ve hala 51-49 dengesi sürüyorsa muhalefet blokunun başka bir şeyi yapmaya hazırlanması lazım. Ama bir yıl sonrası için ama 4 yıl sonrası için ne zaman yapılacaksa. Şimdi dolayısıyla iş... Ben yine seçimlerden bir hafta önceki pozisyonundayım. Eğer bu partiler bir zihni değişim yapmadan sadece böyle ittifak yollarıyla ararlarsa bütün bu başarılar geçici başarı olarak da kalabilir. Asıl hikayemiz bu kutuplaşmayı bozacak, siyaseti kökten değiştirecek hamlelerin yapılması. Ama sorun şu ki… Bu İstanbul, Ankara, İzmir, hatta Adana, Antalya gibi belediyelerin var, başkanlarının duruşları, ilk icraatları, ilk söylemleri falan. Bunlar çok önemli ipucu. Yani diyorum ya 31 Mart'a kadar olan ki kampanya süreci başka bir şey. Yani benim gözlediğim kadarıyla 31 Mart akşamı çıkan sonuçlarda kampanyaların başarısı yok. Tayyip Bey'in ürettiği bir sonuç var. Tayyip Bey ve Devlet Bey'in kurdukları o sert söylem. Bu tarafta bir konsolidasyon yarattı, kendi seçmeninde de bir tereddüt yarattı. Ve aradaki o minik sayısal fark bugün çok daha büyük siyasal sonuçlara gebe bir durum yarattı. Bu bir tespit olarak burada dursun. Ama o günden beri de muhalefet blokunun kazanan bütün belediye başkanları, hatta parti kurmayları da dahil dikkat edersen kimse konuşmuyor. Kimse hatta yanlış bir şey söylemiyor. Son derece akılcı. Bir kere hiç kavgaya girmeyen, doğrudan Tayyip Bey veya doğrudan karşı kutbu hedef almayan, çok sakin bir yerden duruyorlar ve iş üretmek üzerinden hala konuşuluyor. Bu bile çok büyük bir başarı ve yenilik. Hatta arada çok ciddi bir çubuk saldırısı olmasına rağmen. Evet, aynen öyle. Yani çubuk saldırısı olmasına rağmen, medyada neler söyleniyor olmasına rağmen. Bu bile çok büyük başarı ve bu bile bir fırsat alanı açıyor. Çünkü bu belediye başkanları veya bu kadrolar, kurmaylar en azından meselenin başka bir yerden yürütülmesi gerektiğini kavramaları bile bir önemli bir devrim. Örneğin yepyeni Türkiye mümkün mü sorusuna giriş şeylerinden birisi, paragraflarından birisi. Bu bir imkan açıyor. Orada üretecekleri başarı ya da başarısızlıklar ya da ulusal hükümetten, ulusal iktidarla olan gerilimler, de üretecekleri yeni yollar, yöndemler, yeni bir muhalefet stratejisi bir fırsat alanı açıyor. Ama hala bu kendi başına yetmeyebilir. Tabii şimdi önümüzdeki bu 4 yıl, yani seçim ne zaman olacaksa, 4 yıl sonra veya 2 yıl sonra, ben 4 yılı dayanabileceğimizi sanmıyorum ama o zamana kadarki süreçte hem MHP dışındaki partilerin hepsinde bir biçimde bir dönüşüm tartışması bir kere daha yaşanacak. AK Parti'de de, asıl AK Parti'de yaşanacak. Şimdi Kızılcahamam kampından da anlaşılıyor zaten o. Ama ne yazık ki benim gördüğüm kadarıyla henüz muhalefet bloku böyle bir nesnel değerlendirme belki de yapıldı da kamuoyuna yansımadı bilmiyorum. Ama henüz böyle sayısal analizler yaptılar ve bir soğukkanlı analiz yaptıklarına dair henüz bir emare yok. Ama seçilen belediye başkanları müthiş bir başarı gösteriyor ve artı en az onlar kadar önemli olduğu için adını anmak lazım. İstanbul İl Başkanı Canan Hanım müthiş bir performans gösteriyor. Onun içinde saldırıya uğruyor. Evet, onun içinde saldırıya uğruyor çünkü yeni bir siyasi lider. Hemen kamuoyunun da böyle bir acılığı var ya, işte Ekrem Bey'e daha işte Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor, soruluyor vesaire. O acılık içinden bakınca da doğal olarak saldırıya da uğruyor. Peki Bekir, arada
Ahmet Davutoğlu bir manifestomsu, bir metin yayınladı ve onun da başlığı 31 Mart değerlendirmesiydi ve bir yenilgi olarak tarif ediyor. Belli bir coğrafyada sıkışıp kalmaktan bahsediyor. MHP'ye yönelik, MHP'nin güçlendiği ve kendilerinin zayıfladığını söylüyor falan. Tamamen bir kötü bir tabloyu ama AK Parti içerisinde konuşuyor. Tabii. Dışarıdan konuşmuyor. Şimdi tabii orada bir yeni parti beklentisi hep var. İkinci bir yeni partide Ali Babacan'ın söz konusu olduğu şey. Bunların bir karşılığı oluyor mu sence? Hayır. Bir kere Ahmet Davutoğlu özür dileyerek başlasaydı, öz eleştirisini yapsaydı o metnin başında, o metin belki de hak ettiği kadar tartışılırdı. Belki şimdi kendi kendine hayıflanıyordur hak etmediği biçimde gözden ırak tutuldu bu metin diye ama kusura bakmayacak. Yani öz eleştirisini yapmadan öyle bir imkan olduğunu sanmıyorum. Bir de şeyi yapmadı, dikkat en önemlisi bir yıl kötülük var, özne yok. Parti yani, battı, tabii hala nasıl Tayyip battı? Bey'e göğüsten karşısına almaktan kaçınarak falan. Dolayısıyla siyaseten öyle bir başarı şansı olduğunu sanmıyorum. Ama ben şu ihtimali daha olası olduğunu sanıyorum. Ahmet Davutoğlu'yla olmayabilir ama Ali Babacan ve Abdullah Gül ve diğer, onların temsil ettiği diğer eski AK Parti, hani Beşir Atalay, Sadullah Ergin vesaire, diğer isimler de geçiyor. Hangileri var yok bilmiyoruz somut olarak ama o isimlerle Tayyip Bey'in uzlaşmasının ve onlarla hani Türk İttifakı diye sanki siyasetten bir uzlaşma açıyormuş görüntüsü vermek istiyor ya. O görüntünün işte real karşılığı olarak o ekiple uzlaşırlar. Partinin yönetimini ve partiyi yenilemek işini o ekip üstlenebilir. Bu mesela hiç ırak bir ihtimal değil bence. Ha, bu ilginç, evet. Evet. Yani eski isimlerle karşı, yeni AK Parti. Evet, kamuoyuna, evet, aynen öyle. Eski isimlerle yeni AK Parti. Başarırlar, başaramazlar, olur olmaz ayrı konu. Ama bunu mesela CHP ile bir Türkiye İttifakı'ndan daha güçlü bir olasılık olarak burada görüyorum. Burada ama şöyle bir temel soru yok mu? Erdoğan'ın en önemli meselesi iktidarını paylaşmak istemiyor. Evet. Bu geçmişte onunla beraber çalışmış olan kişiler kendilerini sadece anlamda iktidar alanı tanınmadan tekrardan oraya döner mi? Ama yani kendi başlarına parti olarak da var olamayacakları değerlendirmesini yaptıkları gün dönerler. Yani bu o ihtimal onun için var. Sil baştan gibi bir şey olur. Ve de Tayyip Bey de onu kamuoyuna karşı uzlaşmalar yani. Çünkü şimdi katman katman Türkiye'nin bir tık problemi var. Bir, siyasi yapıda bir tıkanma var. Yani başkanlık sistemine geçildi. Başkanlık sisteminin hala mekanizmaları inşa edilemedi ve üstelik bu mekanizmaları inşa etmek yolunda bir entelektüel veya siyasi katkıda tartışma ortamı da yok. Dolayısıyla deneme yanılmayla gidiliyor ve nereye kadar gidilemediği de açık meydanda. İkincisi bir ekonomik kriz var. Yabancı sermaye ile veya piyasalarla ve içerideki burjuvazi ne kadar varsa o da büyük sermaye ile diyelim ve de dış politikadaki kriz. Şimdi bir takım uzlaşmalar üretmeden bunların üçüyle birden göğüs göğüse çarpışmak Tayyip Bey'in gücünü dağıtıyor bir kere. Çünkü eski AK Parti yok yanında, eski yerel yönetimler yok yanında, eski entelektüel destek yok yanında. Yani karikatür kanaat önderleriyle bunların olmadığını herhalde o da gördü. Şimdi o zaman bir takım uzlaşmalar üretebilir. Ben rasyonel olanın bir siyasi uzlaşmayı CHP ile değil parti içi muhaliflerle üretmek. İki, sermaye ile uzlaşmayı zaten zihin yapısı da, ekonomiyi yöneten insanların zihni yapısı da öyle buna daha yatkın görünüyor. Özel sermayeye çok daha özel teşvikler tanırsınız. Yabancı bir takım özel fonlara gidip işte Singapur fonuna olandan fazla faiz verirsiniz. Çin'deki bilmem ne fonuna artı bir özel teşvik verirsiniz. Hani deniyor ya Katar'dan para alındı ama Çaykur verildi, Türk Hava Yolları veriliyor. Doğru yanlış bilmiyorum ama böyle özel tavizlerle ekonomide güç odaklarıyla yeni bir uzlaşma üretirsiniz. Dış politikada ama uzlaşma üretebileceğiniz bir alan yok. Göğüs göğüse çarpışacak. Dolayısıyla bütün bunların aynı anda çarpışmak yerine bu tür uzlaşmalar arayışına girebilirler diyorum ben. Ve bu ittifak tartışmasının da birazcık bu ihtiyaçtan doğduğunu sanıyorum. Oldu. Buradan bakınca eski AK Partililerle yeni AK Parti arayışı Türkiye CHP ile ekonomi konusunda uzlaşma üretmekten daha kolay, daha çabuk sonuç alınabilir. O zaman bir şey. Yepyeni Türkiye ihtimalini AKP'yi bir önemli bir aktör olarak görmeden tartışmak daha makul olacak. Muhalefet bütün bu hengamede ne yapabilir? Şu anda seçimin galibi.
ama hala tam galip olduğunu bile farkında değil belki evet. de. Evet. Ben öyle görüyorum. Bir takım senin bahsettiğin olumlu bir takım işaretler, yeni aktörler var. Peki bundan sonra ne yapabilir muhalefet? Nasıl bir alan açabilir, inisiyatifi elinde tutabilir? Olay yerellerden başlayacak. Yani sadece yerel seçimden dolayı değil. Bu burada seçimlerden bir hafta önceki yaptığımız programda da sözünü etmiştik. Yeni muhalefet yerelden başlayacak bir kere. Yerelden, insan hakları hareketinden, onurlu yaşam hakkından. Sadece insan hakları deyince siyasi bir yerden söylemiyorum. Temiz içme suyundan, sürdürülebilir çevreye, işte karbondioksit salınımından, hayvan haklarına kadar onurlu yaşam hakkından ve yerelden başlayacak. Ve bu uzun bir yol olacak bir kere. Öyle, şimdi bir yeni lider bulduk, bu işi hallettik gibi kısa ve spektaküler bir çözümü olmayacağını önce muhalefetin kavraması lazım. Ve adım adım başarı örerek, çünkü muhalefetin, Türkiye'deki genel olarak muhalefetin, sadece CHP'nin değil, toplumsal muhalefetinde ve sivil toplum dünyasında en büyük eksiği, heybesindeki başarı hikayeleri azlığı. Onun için şimdi bu yerel seçimler böyle bir fırsat alanı açtı. Ve sivil toplumun yerelleşmesi eğilimiyle bir arada bakınca, hem sivil toplum için hem toplumsal muhalefet ve siyasal muhalefet için başarı biriktirme ihtiyacını giderecek bir zaman aralığı var önünde. Eğer bunu böyle görebilirse, bunu böyle kullanabilirse. Şimdi mesela hepimizin çok böyle övgüyle söz ettiği bir Eskişehir modeli var değil mi? Ulusal iktidar 16 yıldır AK Parti, Yılmaz Büyükerşen Hoca da orada 16 yıldır muhalif bir belediye başkanı. Ama hepimiz bir Eskişehir modelinden söz ediyoruz. Demek ki mümkün bazı şeyler. Onun için çok örnek var orada aslında. Orada da meclis değil mi? Tabii. Yani onun için elde çok örnek de var istenirse. Kaldı ki Türkiye'nin toplumsal dinamiği değişiyor, AK Parti tabanı değişiyor. Onun için burada hikaye kimlikleri aşan yeni bir siyaset üretmek. Kimlikleri reddetmeden, yok saymadan. Bu eğer yerellerde başarılabilirse ve de bunu yereller böyle bir imkan açıyor. Çünkü reel sorunlarla meşgulsünüz. Temiz içme suyu gibi. Türk veya Kürt, Sünni veya Alevi olmanız da fark etmiyor. Hepimizin temiz içme suyuna ihtiyacı var. Buna benzer örnekleri çoğaltarak muhalefet bir yandan da bu yerel seçim kampanyasında ve öncesinde ve sonrasında, bugüne kadarki bütün son 6 aylık süreçte baktığınız zaman kavga etmeden, göğüs göğüse doğrudan Tayyip Bey'le itişmeden, başka bir siyaset dilinin mümkün olduğunu da gördüler ve denendi ve oldu. Dolayısıyla hem siyaset tarzı bakımından hem de içerik olarak yerelden yeni bir siyaseti örmek Türkiye'nin önünü açar. Çünkü AK Parti'yi de değişme zorlar. Merkezi hükümeti de zorlar. Ama tabii önümüzde bunlar için bir başka ön koşul var ki Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu sıkışmışlıktan çıkması. Hem dış politikada hem bir devlet bürokrasi krizi var. Çünkü devletin hiçbir çarkı rasyonelitesi içinde çalışır halde değil. Hem bir ekonomik sarsıntı var, hem dış politika gerilimi var. Dolayısıyla bütün bu sarmaldan bir an önce bir soluklanma ihtiyacımız var. O nasıl yaratılır? İşte o da AK Parti üzerinde kurulabilecek baskıyla veya AK Parti'nin bir takım arayışları açık olmasıyla mümkün. Seçim olduğu andan itibaren, hatta seçim olmadan önceden itibaren bir erken seçim ihtimalinden bahsediliyor. Sen de demin bir yerde 4,5 yılı bekler mi emin değilim dedin. Şimdi orada ama şöyle bir sorun var. Neyin seçimi? Yani 24 Haziran'da olduğu gibi hem başkanlığın hem de meclisin mi yeniden seçimi? Şöyle bir formül önümüzdeki günlerde söz konusu olmaz mı? Yani bu rejimi tekrar parlamentere çevirmeye yönelik mesela muhalefetten bir açılım ve buna yönelik olarak bir referandum. Bu kadar radikal bir geri dönüş ihtimalini görmüyorum doğrusunu istersen. Ve de muhalefetin meclis parlamentodaki hamleleriyle de seçimin veya böyle bir sistem değişikliğinin önüne açılabileceğini de mümkün görmüyorum. Burada ama benim götürülemez, gidemez dediğim şey şu. Bütün bu biraz önce sözünü ettiğimiz hem dış politika hem ekonomik krizlerinden dolayı ki bu siyasi krizden de birleşince bir arada Türkiye taşıyamıyor ve hepimiz ne kadar daha derin bir riskle karşı karşıya olduğumuzu hissediyoruz. Ekonomide de, dış politikada da. Yani yarın Amerika'nın topyekün bir ambargosuyla karşı karşıya kalmaktan, sanayimizin tümüyle dışa bağımlılığından dolayı çökmesine veya kurların bambaşka bir yere gitmesine kadar her türlü büyük risk karşımızda. Ama bunun sistem değişikliğiyle değil, AK Parti, MHP ittifakında ve iktidar blokundaki değişiklikler seçimin tarihini belirleyecek.
Çünkü unutma ki kamuoyunda bazen işte erken seçim ya da hemen Tayyip Bey seçime hazırlanıyormuş da ittifakı bozacakmış da gibi şeyler de görüyorum, böyle spekülatif laflar. Herkes şunu unutuyor ama seçim yenilendiği zaman başkanlık seçimi de yenilenecek. Dolayısıyla Tayyip Bey daha 4,5 yılı varken böyle bir erken seçime evet demez. Gördüğümüz siyaset tarzı itibariyle. Bunu ancak MHP zorlayabilir oyun dışı veya seçimleri bir yıl, 1,5 yıl gibi az bir zaman kala bu göz alınabilir olur. Ama bugün ya da önümüzdeki 1 yıl, 2 yıl içinde göz alınabilir değil, rasyonel akıllan bakınca. Tabii ki ekonomideki veya dış politikadaki gelişmelerin hayatımızı ne kadar sıkıştırıp sıkıştırmayacağı, o bizim kontrolümüzde olan şeyler değil. Onu bilemem ama siyasetçilerin iradesiyle olacak şey 2023 yerine 2022'de, 2021 peki, sonunda olmasıdır. Ama biliyorsun benim şöyle bir ihtimali hep görüyorum. Gerçi o da şimdi bu yerel seçim sonuçlarıyla acaba sorusuna açık ama AK Parti ve iktidar bloku ve özellikle de Tayyip Bey sürekli moral desteğini seçim meydanlarından ve sandığından alıyor. Başardıkları başaramadıklarından daha çok sandıktan çıkan o %51 sihirli sayıdan alıyor. Bu sayıyı yeniden görmeye ve hissetmeye ve yeniden saymaya ihtiyacı oluyor. Adrenalin bağımlılığı gibi. Dolayısıyla bu seçim olmasa bile referandum olabilir. Yani önümüzdeki 1 yıl içinde, şimdi bugünlerde biliyorsun Avrupa Birliği'nin bir temsilcisi de bu sözü söyledi ya da yeni dönem sözcüsü galiba. Müzakereleri ne sürdürüyoruz ki gibisinden bazı şeyler söyledi. Gerilim öyle bir yere gelir ki iktidar bloku diyebilir ki Avrupa Birliği'yle tamam mı devam mı referanduma götürüyoruz. Ve yeniden o 51'le bir moral bulmak isteyebilir. Ama böyle bu yol daha rasyonel görünüyor onların pozisyonu açısından. Ama böyle bir ihtimalde de hangi konuya bağlı olarak, örneğin Avrupa Birliği ise bu hayır çıkma ihtimali, yani Avrupa Birliği ile süreç devam etsin denme ihtimali çok daha yüksektir. Onun için AK Parti ilk kez moral üstünlüğünü de kaybetti. Oyun kurma kapasitesi zaten zayıflamıştı. Hani iki bacağı da kırıldı diyorum ben. Yani AK Parti'yi ne başarıya taşıyan en önemli iki bacağı, birisi örgüt bacağı, birisi yerel yönetimler bacağıydı. Hem gündelik hayata onlar üzerinden müdahale ediyor, hem de gündelik hayatın dertleri, tasası, taleplerini örgüte doğru taşıyordu. Şimdi bu iki yapı da tümüyle liderci bir biçimde yeniden inşa edilmeye çalışıldığı için doğasını kaybetti ve felç oldu. Çalışmıyor. Nitekim ne yerel yönetimlerden ne de örgütünden AK Parti'nin yukarıya doğru bilgi veya bir duyarlılık ya da bir ihtiyaç talep listesinin falan geçtiğini sanmıyorum. İşte Kızılcahamam kampında da gördük. Hepsi asker hazır oldu da liderlerini bekliyorlar. Dolayısıyla AK Parti hem moral üstünlüğünü kaybetti hem oyun kurma kapasitesini kaybetti. Dolayısıyla bugünkü sayısal hala 51 görünen sayısal çoğunluğunu her an kaybetme riski var. O nedenle de MHP'ye mahkum ya da MHP'yi yedeklemeye mahkum. Onun için bir çıkmazda hissediyorlar kendilerini ve çeşitli denemelerle, Türkiye İttifakı da bu tartışmalardan bir parçası, yarın da göreceksin bambaşka birisi bir yazı yazacak ve yahu yeniden bir Kürt meselesinde çözüm süreci mi başlıyor acaba diyecek. Mesela bir ayda kamuoyu bunlarla meşgul olacak falan ama ne Türkiye İttifakı ne yeniden bir çözüm sürecini yakın vadede olası görmüyorum. Yani bunları arzulasa bile yapabilme kapasitesi artık sınırlıdır. Binali Bey için ne demek istersin? Açıklamasını yaptığı konuşmayı görmüşsündür. Valla Binali Bey bütün bu süreçten çok memnun olduğunu sanmıyorum. Bütün yüz hareketlerinden, yüzünden, mimiklerinden, seçimden öncesinden de belli. Ama geçen pazartesi günü yaptığı basın toplantısı bence önemliydi. Ve o basın toplantısında ne kadar oraya masaya zorla bağlanarak oturtulduğu da belliydi. Hani yanlış söylüyorsak da kusura bakmasın ama verdiği izlenim en azından oydu. Dolayısıyla siyasi intiharını yaptı aslında o konuşmayla da. Yani Binali Bey işte en azından güler yüzüyle kamuoyunda bir başka imaja sahipken lider istedi diye o basın toplantısını yapıp hala bu hile hurda tartışmasını sürdürmek pozisyonunda kalması ve de bunun bu konuda da gönülsüzlüğünü de mimikleriyle belli etmesiyle zaten artık bence hani çok önemli bir burada siyasi figür olmayabilir bundan sonra. O kadar neredeyse 20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar ve çok sayıda kadrosu vardı. Ama şu gün an itibariyle baktığımız zaman… Kimse yok. Kimse yok. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Sadece karikatür danışmanlar ve karikatür silahşörler var. Bir de mesela etrafında. Şimdi şeyi hatırlıyorum. İlk Kılıçdaroğlu'na ilk saldırı yapıldığı zaman Ömer Çelik'i, Naci Bostancısı, Şentop'u kınadılar vesaire yaptılar. Tabii. Sonra açığa düştüler. Ya bir kere
beni gerçekten samimiyetle ürküten Kemal Bey'e yapılan o saldırıdan sonra kurulan dil oldu. Yani Devlet Bey'in de, Tayyip Bey adına konuşanların, söyleyenlerin de, medyada yazıp çizenlerin de hala. Bu kadar böyle gayri insani bir duygu haline düştüklerini düşünmemiştim doğrusunu istersen. Yani hani daha da dibi varmış denir ya, daha da varmış meğer. Hani bu kadar insani bir meselede, üstelik de bunun ne ima ettiğini bile bile. Çünkü ne ima ettiği çok açık. Yani şu kapıdan çıktığında sana saldıran adam da artık biliyor ki o gece bırakılacak. Yani böyle bir şeyin ve bunca kutuplaşmanın ve gerilimin üzerine ve ülkenin etrafında gerçekten ve içinde bu kadar siyasi, ekonomik, diplomatik sorunu varken bir de toplumu bu kadar şiddete meyletmeye teşvik etmek suç bana göre. Ama zaten biliyoruz ki bugünkü yargı sistemiyle de zaten hiçbir savcı aynı işlemi yapmıyor. Ama Twitter'dan herhangi bir hakaret ettin diye de bir sürü insan tutuklanıyor. Ama orada şöyle bir şey oldu. Ne murat edildiyse başarıya ulaşmadı. Evet, çünkü CHP diyorum ya, CHP 31 Mart'tan beri bu tarafa bütün bu kavgacı zihniyete ayak uydurmayarak müthiş bir performans gösteriyor kendileri açısından bence. Ama bunun devamı gelirse ne olacak? Yani şimdi şu iptali kesin olur diyenler üstüne de şey ekliyorlar. Haziran-Kasım arası gibi bir gerginliği tırmandırılacağı yeni bir işte istikrarsızlık havası yaratacak. Yani evet, iptal yönünde bir karar çıkarsa doğru. Benim de o zaman beklentim öyle bir şey olur. Normal koşullarla, normal şartlarda o zaman muhalefet blokunun %55 belki de 60'a yakın İstanbul için konuşuyorum. En azından belediye başkanlığı oyunun meclis oyu değişmiyor gibi görünse bile başkanlık oyunu çok ciddi biçimde değişebileceğini öngörmek için çok kahin olmaya gerek yok. Dolayısıyla seçimi iptal ettirelim diyen iktidar bloku sözcülerinin herhalde kafalarında bir de senaryo vardır. İptal edilirse yaşanacak o 60 günde ne yapacaklarına dair. Ve onun da hiç hani hepimizin hayrına bir senaryo olmayacağı çok açık. Yani ancak yeniden bir kaos ve korkutma iklimi içinde bu olabilir. Başka türden yani yepyeni bir aday, yepyeni bir vaatler dizisi ve inandırıcılık inşa etmeleri mümkün değil 60 günde. Ancak korku inşa edilebilir. Ben artık korkunun da artık buna pek bir... Tabii bu, yani diyorum ya, ilk kez hani ülkeden gitsek mi ya da Ayvalık'a, Foça'ya taşınsak da İstanbul'dan kaçsak mı diyen o umutsuz, ülkenin ama sosyal sermayesi sayılabilecek kesimlerdeki bu umutlanma halidir aslında yepyeni Türkiye'yi mümkün kılan. Çünkü hepimiz bilmeliyiz ve iktidar bloku da anlamalıdır ki ülkenin yönetme kapasitesi bu insanlarda ve bu insanların ülkeden geleceğinden kaygıya düşmeleri, paranoya deyin demeyin, haklı veya haksız görün. Ama sonuçta bir bankalardaki ya da şirketlerdeki ya da reklam şirketlerindeki ya da siyasetteki gerçek yönetici kapasite burada. Ve bu insanları oyuna dahil etmediğiniz zaman işte hayatın gündelik hayattaki kalite kaybının ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Şimdi gördük diyelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporundan değil mi? Hangi vakıflara neler verilmiş? Peki bir tane sinemacı mı çıktı? Bir tane edebiyatçı mı çıktı? Bir tane şair mi çıktı? Bir tane yahu Nobel'i alır mı diye tartıştığımız birisi çıktı da Türkiye'nin solcuları paçasından mı çekti? Yani ne oldu bunca parayla? Bunca parayla bir tema ya da insan hakları vakfı mı oluştu? Yani hangisi var? Hangisi bugün iktidarın desteği olmadığı andan itibaren yarın sabah hayatını sürdürebilecek kapasitede, nitelikte iş yapıyor ve kadroya sahip? En önemlisi de bu yani. İktidar olmadan, hatta şöyle de bir şey var. İktidar olmadan var olup sonra ona eklemlenen birçok yapı, cemaatler de var bunun içinde. Şimdi iktidar giderse gidecek hale geldiler. Eskiden aynen, kendi başlarına var olabilirdi. Çünkü zaten niyetleri de bu değildi. Yani sadece istediler de yapamadılar da değil. Niyetleri bu olmadı. O paraları alan veya bu hamleleri, hareketleri yöneten insanların. Niyetleri iktidarın imkanları içinde devlet malından nemalanmak. Bir sermaye transferi yaşandı. Ama bu sermaye transferiyle üretim
hesaplanmadı veya hedeflenmedi zaten. Yoksa yani bir sürü senin de benim de tanıdığımız edebiyatçı dostumuz var, müzisyen dostumuz var. Haksızlık da etmek istemem yani yok anlamında söylemiyorum. Ama hiçbir zaman o kadroların hedefi bu olmadı ve gerçekten samimiyetle orada diyelim edebi üretim yapan ya da sanatsal üretim yapan insanlara da böyle destekler verilmedi zaten. Ama saçma sapan Payitaht dizisi için milyon dolarlara kıtılıyor hala. Yani tarihi yeniden yazmak adına. Şimdi dolayısıyla ülkenin gerçekten bir uzlaşmaya ihtiyacı var ama muhafazakar veya modern entelektüel dünyanın önce bir ilişki ve diyalog platformu üretmesine ve yeniden bu meseleleri tartışmamıza ve yeniden birbirimizden bir yeni imkan alanı açmaya ihtiyaç var. Yoksa sadece öyle siyasetçilerin AK Parti şu partiyle bu partinin ittifak kurmasıyla yeni Türkiye mümkün ama değil. Onun olabilmesi için de bir özgürlük ortamı, bir herkesin katılabileceği medya atmosferi vesaire lazım. Evet. Doğru. Yani siyasi alanı daraltmaya devam ettikçe işte MHP'nin özgür ağırlığı da oralarda başlıyor zaten. Buna iktidar blokunun da çok ya da AK Parti'nin de çok itirazı yok. O aksine onun da hoşuna gidiyor. Ama gördüler ki işte bunca tek taraflı kampanya yapıyorsunuz, bu kadar televizyon kanalını, gazeteyi ele geçiriyorsunuz ama sonuçta 51'siniz. Yani bunlar yokken de 51'diniz. Hatta tek başınıza 52'ydiniz, 58'diniz. Şimdi bütün bu paraları harcadınız. Bu kadar gazeteci işsiz kaldı, bu kadar gazete el değiştirdi, bu kadar televizyon kapandı veya el değiştirdi veya televizyoncu işsiz kaldı. Sonuçta o harcadığınız para ve harcadığınız emek size artı bir oy getirmedi. İstanbul ve Ankara'yı kaybettirdi. Yani dolayısıyla iki tarafın da bu seçimden alması gereken ders var. Burada mesele asıl budur. Yani yeni Türkiye mümkün müdür? Asıl programın başlığı da o ya. Bence mümkündür ve olmalıdır ve mecburuz da ayrıca. Hem hak ettiğimiz için bunu başarmak zorundayız, hem de bu toprakların insanları hak ettiği için. Ve hepimiz de yarın sabah aynı kadere uyanacağız. Ama bunun uzlaşmasını gördük ki AK Parti CHP ya da AK Parti MHP ya da AK Parti İYİ Parti diye parti yönetimlerinin uzlaşmalarından bunu üretemeyiz. Çünkü bugünkü siyasi yapının ürettiği siyasi liderlerle bunu başarma imkanı yoktur. O zaman yerellerden yeni başka bir şey inşa etmemiz lazım. Ben ortak ütopya diyorum. Sen bari yepyeni Türkiye'de. Fark etmiyor adının ne olduğu. Ama mesele hepimizin el birliğiyle bu ülkenin geleceğine inanmak ve onurlu yaşam hakkını hepimizin, her birimizin, her bir farklılığımızdan yeniden inşa etmek meselesidir. Ve tabii ki kısa vadede de bir an önce devleti yeniden inşa etmek, yargıyı yeniden inşa etmek, ne halde olduğumuz meydanda. Yargıyı yeniden inşa etmekte bir meselemiz var. Yeniden dış dünyayla ilişkileri tanzim etmekte bir meselemiz var. Hepsinde biz haksızız, hepsinde onlar haklı falan da değil ayrıca. Ne olduğunu görüyoruz. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana öyle geliyor ki mesela en önemli krizlerden birisi S-400 meselesi veya ABD-Rusya meselesi ya. Ne Rusya şu anda Türkiye'nin ben NATO'dan çıkıyorum dediği durumda doğacak problemleri göğüslemeye hazır bir niyetli ne de ABD veya NATO. Dolayısıyla her iki tarafın da Türkiye'nin bu arafta durma halinin sürmesinden menfaati olduğunu sanıyorum ben. Ve o nedenle göreceksin S-400 krizi bir biçimde uzayacak. Yani Ekim'de teslim deniyor ya. Belki şu olacak, bu olacak ama o teslimat gecikecek. Ya da pazarlıklar uzadı olacak. Ya da üretim hattında bir şey çıkacak. Çünkü teslim ettik dendiği gün çıkacak krizi yönetmeye ne Rusya hazır ne Amerika. Sonuçta faturayı biz ödüyor olacağız. Tamam. Dolayısıyla biz şimdi bu toprakların yurttaşları olarak bütün bu gerilimi böyle taşıyacak mıyız ya? Ya da birisi gelsin de hayatımızı tanzim etsin diye bekleyecek miyiz? Yani onun için daha sade bir yerden ve yerelden el birliğiyle yeni bir ütopya üretmek zorundayız. Onun için yepyeni Türkiye mümkündür yani. Evet, bence de mümkün. Çok sağ ol Bekir. Evet, Bekir Ağırdır'la çok keyifli bir söyleşi yaptık yine. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.